Evet, öncelikle Türk milletinin başı sağ olsun diyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına da sabır diliyorum. Mekanları cennet, ruhları şad olsun. Evet, seçimden sonra bugüne kadar yaklaşık 53 tane şehit verdik zannedersem. Bu şehitlerin tamamının sorumlusunun çözüm sürecini PKK terör örgütüyle aynı masaya oturarak yürüten iktidar olduğunu düşünüyorum. Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi zaman içerisinde çözüm sürecinin terör meselesini halletmeyeceğini, daha fazla terörün güçlenmesine sebebiyet vereceğini ve ileride Türkiye'nin başına daha büyük işler açacağını söylemişti. Ki geldiğimiz nokta Milliyetçi Hareket Partisi'ni haklı çıkarmıştır. Yaşanan olaylar göstermiştir ki çözüm süreci silahını bırakıp gitmek yerine teröristlerin silah bıraktıklarına sebep olmuş ve meydan vermiştir. Silah biriktirdiklerine meydan vermiştir. Ondan dolayıdır ki bir an önce bu kararlı tutum, terörle yapılan mücadele daha da hızlanarak ve arttırılarak devam etmeli. Terör örgütünün kökü kazanana kadar da yapılan bu operasyonlar durdurulmamalıdır, ara verilmemelidir diye düşünüyorum. Hükümet konusuna gelince Milliyetçi Hareket Partisi seçimin hemen ertesinde bir açıklama yapmıştı Sayın Genel Başkanımız. Demişti ki mevcut koalisyon olanakları denensin. Eğer bir koalisyon olmazsa da yapılacak erken seçime Milliyetçi Hareket Partisi hazırdır. Ki o gün dediği noktadadır Milliyetçi Hareket Partisi. Çünkü Genel Başkanımızın söylediği gibi bizim koalisyon kuracağımız partiyle 4 tane şartımız vardı. Bu şartı kabul edecek olan iktidar partisiyle koalisyona hazır olduğumuzu beyan etmişti. Ve son Sayın Davutoğlu'nun genel başkanımızı ziyaretinde de bu 4 maddenin gündeme geldiği fakat AKP'nin bu maddelere kabul etmeye yanaşmadığını hem genel merkez idarecilerimiz hem genel başkan yardımcılarımız basına deklare ettiler zaten. Kaldı ki bu maddeleri kabul ettiğini AKP yöneticiler de söylememiştir. Sayın Başbakan da söylememiştir. Yani biz bu maddeleri kabul ediyoruz. Gelin bunu hükümet kuralım diye bir açıklama da yapmamıştır. Ki buradan çıkan anlam şudur. Bu 4 maddeyi kabul etmemişlerdir. Bu 4 madde iktidar partisini çok zora sokacak ya da absürt maddeler değildi. Gerçekten iyi bir koalisyonun, Türkiye'ye fayda getirecek bir koalisyonun yürümesi, işlemesi için Milliyetçi Hareket Partisi'nin öne sürdüğü ve gerçek manada da incelediğinde gerekli maddeler. Bu maddeler içerisinde hepinizin bildiği gibi Türkiye Cumhuriyeti'nin değiştirilemez ilk 4 maddesi. Bunun yanı sıra 17 ve 25 Aralık yolsuzluk soruşturmalarının derinlemesine incelenmesi ve bunların sebebi bu işe sebep olan, bu işte sorumlu olan kimler varsa bunların cezalandırılması. Çözüm sürecinin buzdolabına değil, tamamen ülke gündeminden kaldırılması, bunun yanı sıra da Cumhurbaşkanı'nın anayasal sınırlara çekilmesi. Bu 4 makul maddenin kabulü halinde Milliyetçi Hareket Partisi AKP ile bir koalisyon kuracağını ve ülkeyi hükümetsiz bırakmayacağını açıklamıştı. Fakat geldiğimiz noktada bu maddeler kabul edilmemiş. Sayın Cumhurbaşkanı'nın seçim ertesinde hemen gündeme getirdiği gibi bir an önce bir yeniden seçim gündeme gelmiştir. Artık bundan kaçış yoktur. Başka bir seçenek de kalmamıştır görüldüğü kadarıyla. Bir an önce erken seçimin gerekleri yapılarak ülke seçime götürülmeli ve seçimde de iktidarları ve kendi hırsları yüzünden bu ülkeye zarar verenler mutlaka milletimiz tarafından cezalandırılmalıdır.